Efendim hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Mübarek Ramazan ayında 24. güne niyet etmek üzere sizler evlerinizde o sahur sofrasına hazırlanırken inşallah bizler de A Haber ekranlarında evlerinize misafir olma niyetindeyiz. Sahur vakti programıyla kabul ederseniz eğer bir kez daha o temennimizi dile getirelim. Bugün yine iki kıymetli hocam bizlerle birlikte bu mübarek vakitlerde beraber misafir olacağız inşallah. Profesör Doktor Ekrem Demirli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Ee, bugün sizleri gördük. Daha mutlu oldum. Eyvallah. Ee, ben önce bir şey söyleyeyim. mi? sen de söylersin onu herhalde. Ee, bugün 29 işçi ölmüş. Yani evet. şöyle haberler Allah rahmet eylesin. Nasıl Direktin. bir haberdir ve yani bu nasıl böyle yani sanki böyle çok normal böyle bir şey gibi verilmiş artık ülkenin tuhaf gündemi diyelim. Allah rahmet eylesin yani hepsine. Yakınlarına baş sağlığı diyelim. Yani çok Amin. üzücü bir hadise, çok büyük bir hadise. Allah cümlesine rahmet eylesin yani. Nasıl inşallah? Yani kim böyle yol açtıysa sebep olduysa yani onlarla cezalandırılır. Çok üzücü bir hadise. Birçoğunuzu söylemek isterim ya. Yani. Şüphesiz ki ee, yargı Evet süreci çok başlatıldı. Evet. 29 iş, kişi e, evet. bir çalışma sırasında evet. e, bir iş yerinde maalesef İstanbul'da işçi mi Evet. Yani ee, 8 yani. kişi gözaltına alınmış şu ana kadar 29 kişi hayatını kaybetti Evet maalesef ben maalesef. de e, okudum ama hepsi işçi mi diye onu merak ettim yani hmm. e, Hepsi orada çalışan ya orada çalışan ha. orada bir tadilat çalışması var hmm. e, Muhtemelen oradaki o çalışma sırasında hmm. hayatını kaybettikleri belirtiliyor Oradaki oksijen tüpleri evet. kaynak içerideki hmm. yanan malzemeler maalesef eee Ala Rahmet eylesin inşallah. Tam bir facia yani. Evet, maalesef. maalesef. Evet. Bu arada Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocam da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Elhamdülillah biz neredeyiz. Yoğun bir tabi e, tabii gündemden geçiyoruz ülkece. Maalesef hani seçimden sonra o siyasi şey içerisinde o dediğiniz e, evet. acı olay. Evet, fark maalesef. edilmedi yani. Gerçi ya şey, normalde çok yani ülkenin böyle hani kitlenmesi gereken bir hadise şey çok büyük bir hadise. Sizin çok nasıl bir... geçti Abdullah hocam Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif geçiyor. Son 10 günü içerisinde. Elveda bahri okunuyor. Elvedaya geldik. Elhamdülillah. iyi. Yani biraz bu sene Ramazan hızlı geçti gibi geldi bana. Abdullah abi yaşlanıyoruz ondan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 40 yıllık arkadaşlığımız var. Maşallah. Ya, 40 yıllık. Maşallah. İmam Hatip'te yani hakikaten e, abilerimizdendir yani. E, böyle çok ben böyle şöyle e, yani baştan son mesela hani ben diyelim ki ilme biraz daha geç böyle şey yaptım yani İlmi. böyle kitap falan okurduk çok sürekli ama hani, ilme, intisap ayrı bir şeydir. Abla doğuşta ilmin içinde doğmuş bir adamdır yani gerçekten. Maşallah. <laughs> <Yani, gülüyor> ve hep, hoca, yani, hep hocadır yani. hep yani İlim o zaman genç tutuyor. E, e, Şimdi öyle bir abla kusura bakma gaz veremem Sıra sana. <laughs> Geç tutuyor falan ne bir şey söylemem sana ama meydan hakikaten... senin ee, biz efe, konuk efe. yani <laughs> <laughs> şey ondan sonra. ...ama şimdi 40 yıl diyorsunuz. Evet, 40 yıl, i̇zleyicilerimizin evet. gözünde evet. bu sefer yani üstleri memat e, nesli liseden. Evet. Memlekten e, evet, e, beri evet. Evet oradan beri. Bir muhabbet Allah daim eylesin. Evet ama hakikaten böyle her zaman e, yani hep ulema idi yani öyle bir. Bize bir öyle bir sen vermesen de vermişlerdi bir gaz. He. ...ve rol vermişlerdi He. hep o rolü oynadık. Yok He. rol değil o ya. Yani gerçek bir şey yaptın Allah razı olsun gerçekten. İlme meraklıydık yani Bak, baştan. Öyleydin. Ee, şöyle bir şey var Abdullah abi yani insan çoğu zaman... ...kendisi de fark etmiyor e, etkisini, etkinliğini. Benim, bizim mahallede şöyle bir hikaye olmuştu. E, abimler işte bir berber var berbere gidiyorlar. E, oğlunu berber şeye vermiş. Kur'an kursuna vermiş. Şimdi nereden aklına geldi niye verdin falan ekrem hoca hani hoca filan yani ben, ben ben adamı tanımam ama uzaktan işte duyarak falan Allah Allah dedim. Hani gitmediğin yere bile yani adını duyuyor, kendince bir yorum yapıyor. Yani birçok insan etkiliyor. şimdi. Senin de yani o varlığın, o ilimle ilişkili tarzın çok şey etkilemiştir mutlaka, muhakkak. Öyle hatırlayanlar evet. var. Ta ilmatipten evet. ilahiyatta. Kimisi çantamla hatırlıyor, kimisi evet. de kitapla kitapla, çantası vardı. Mesela ben ben de hatırlarım ee, onu. Elhamdülillah iyi bir şey o. Evet, tabii, tabii. Ben bir de böyle bu işte samimi olan müte, müdavim olanlar evet. etki bırakıyor. Ben e, Giresun veya Samsun bölgesinde, orada bir Kur'an-ı Kerim hocası var. Şimdi ismini hatırlayamadım. Bize gelen e, eskiden ben Cumhuriyet Üniversitesi'nde çalıştım biliyorsunuz evet, uzun süre. Sivas'ta. O bölgeden gelen öğrencilerin bir kısmı hafız olarak geliyor fakülteye. Konuşuyorum onlarla. Nereden çıktı, nasıl oldu? Babam diyor. Filan hocayı dinli ha Hayrettin Hoca Hı -hı. Hayrettin Öztürk galiba Selam olsun ona da ee, onun etkisiyle ondan etkilendikleri için işte Kur'an okuyuş tarzından Hı -hı. belki biraz dini sohbet yapışından etkilendikleri için babam işte Hayrettin Hoca gibi olacaksın diye Hı -hı. beni böyle yetiştirdi hafız yaptı vesaire vesaire. Yani e, güzel örnekler. Evet, evet. Yani biz de inşallah güzel örnek oluyordur, i̇nşallah, oluyorduruz birbirlerine, olmuşuzdur. Evet, evet, evet. Sen şimdi e, gecenin bu saatinde e, üstü teveccüh gösteriyorsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama Hiç senin de şu elindeki kitabı ben hatırlıyorum <laughs> bak şöyle. Şu tutuş bak Tahir Bey. Kitabı böyle tutup ve evet. çok hızlı hareket ederek dünyayı kurtarıyormuşçasına veya kurtaracak. <laughs> Bir, bir şey yerde. kurtaramadık aslında ama <laughs> <biz de>. İmam <laughs> Timur'u hakikaten biz de hep okumaya devam ettik yani hep e, okurduk. Ee, ondan sonra e, yani Abdullah bu zaman daha daha ilim içerisindeydi. Hı -hı. Ben mesela Aşrı işte, bir işte, 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 okuyordum başka şeyler yani daha entelektüel kitaplar okuyordum yani o ilme tam yönelik değildi bizimki, bizimki biraz daha geç oldu. Ondan sonra ama şey e, ilme yönelmenin bir tarafından böyle bir yani ulema şeyi vardır yani tarzı vardır yani. Hı -hı. Bir, birkaç kişi de çok temessül etmiştir birisi adlandı. Peki o halde ben açılışı ee, bir beyitle. Affedersiniz bir şey daha ilave edelim de rahmete vesile olsun. Anladım. Bizim belki öyle bir merakımız vardı yönlendirme de İmum geldiğimizde 1983'te rahmetli Adil Teymur Hoca. Evet Allah rahmet eylesin. Bizim Arapça dersimize geldi. O biraz tuzu biberi gibi oldu. Hoca gerçekten bizi ilme teşvik etti. Çok güzel şey, çok güzel öğretmenlik yaptı. Çünkü hoca Aşağı yukarı öğretmenliğinin 30. yılındaydı. Hmm, hmm. Yani jübileyi bizim orada yaptı diyebilirim ve hakikaten e, bu eğitimcilik anlamında e, çok donanımlıydı hoca. Onun için de bizi böyle hep ilme, okumaya, güzel şeylere teşvik etti. Benim de çok yakınımda oldu veya beni çok yakınına aldı. O bizim eski binada, Validatik'teki malum e, evet. eski binada. Hoca çıkışta beni bekler mutlaka sorar, bekler. Hı. Zaten sözleşiriz. Oradan Üsküdar'a kadar sohbet eder benimle. Mesnevi'den beyitler okur. Hı. Hafız'dan, Şirazi'den beyitler okur, anlatır, eder eyler ta otobüs durağına kadar. Evet. Böyle bir Hı. şeyimiz de oldu. Yani dersin dışında bir de yolda e teşvik. Yani böyle öyle bir mesela. Nohune. Osman Fehmi hoca yine bu tarzda. Osman Fehmi hakikaten. Evet, er Hocanın başka bir meybiçi biçimi versin. vardı? Ve Ahmet Yücel yani bizim mesela bizim de mesela Sonak yani jenerasyon için Ahmet Yücel çok önemli bir adamdı gerçekten. Evet. Allah Öyleyse. rahmet eylesin. Hüseyin Karadağ hoca rahmetli olmuş evet, hocam Mesela her birinin güzelliği var. Biz evet, hocalarımızı evet, evet. hep rahmetle yad ederiz, yad ediyoruz. Ya şey her birinin da Allah ama Üsküdar bir o zaman iyi bir mektepti. Evet. Yani bunu evet. iftarla söyleyebiliriz yani. evet. Allah onlardan razı olsun Abi. ki sizler gibi kıymetli öğrenciler yetiştirdiler. Bizler burada ağırlama imkanı sağladık. Ee, şimdi ilim, ilim, ilim diyoruz. Ee, müsaadenizle Abdullah Hocam'dan açılış yapmak isterim. Peki Abdullah Hocam, Yunus Emre diyor ki ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, yanıcı okumaktır. 20-29 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca. Manisi ne demektir? Ne demektir İlm? Allah rahmet eylesin Yunus Emre ve onun gibi irfan erlerine. Ee, Kazakistan'a gittiğimde ondan önce Ahmet Yesevi'nin divanını okumuştum bir merakla. Bu insanlar ne yapmaya çalıştılar, ne yaptılar, ne söylediler. Hakikaten o toprakları da gördükten sonra ne ektiklerini, ki belki kalıntılarının kalıntıları bile değildir şimdiki şey ama hakikaten dini, çok iyi anlamışlar. İnsanı çok iyi anlamışlar. İnsanın kainattaki e, gayesini çok iyi özümsemişler. Halkın anlayacağı bir dil yakalamışlar. Şimdi bize diyorlar ya gençliğin dilini yakalayamıyorsunuz Hı -hı. falan. Hı -hı. Aslında o dönem onlar hem gençliğin dilini hem de halkın dilini yakalamışlar. E, dinin de özetini almışlar. Din ilme teşvik ediyor mu? Ediyor tabii. Allah alimlere Kur'an-ı Kerim'de güzel övgüler vermişler veriyor, söylüyor, buyuruyor. Aynı zamanda kendisi alim. Efevka küllüzi ilmin alim. Her bilenin üstünde bir bilen vardır diyerek de teşvik ediyor. Şimdi ilmin özetini Yunus Emre şöyle söylüyor sizin okuduğunuz beyitlerde. Tamam ilim ilim ama ilim bizi nereye götürecek? Evet. Sadece ilim ilim için mi? İlim Allah için mi? İlim halk için mi? Diye bu soruların adeta cevabını veriyor. Diyor ki ne kadar alim olsan da önce kendini bil. Sen kimsin, nesin ve ne için yaratıldın bunu bilmen lazım. İlminle amil olman lazım. Diyor ki İslam'ın peygamberlerle temsil edilen zaten hayat tarzı, anlayışı da bundan ibarettir. Amelsiz bir peygamber olamaz. Hatta peygamberlerin ameli ümmetinin amelinden çok çok daha fazladır. Ümmetine nafile olan bir takım ibadetler peygamberlere farzdır. Mesela teheccüd namazı gibi. Ee, bu sebeple Yunus Emre diyor ki ilim kişiyi kişiyi tanıtması lazım önce kendine. Ondan sonra faydalı olur. Peygamberimizin bir hadisi var aleyhissalatü vesselam. Diyor ki sizden biriniz ilmiyle amil olursa Allah ona bilmediklerini de öğretir. Bilmediklerinin kapısını açar. Ee, amil olmak bu bakımdan önemlidir. Zaten bizde hani Ekrem Hocam bana hep takılıyor. Bu fukahanın elinden ne zaman dini alacağız falan diyor ama fukahanın oluşturduğu formülasyon <laughs> abi, olmasa fukaya bağlıyız, intisaplıyız onlara. Fukahanın formülasyonları olmasa bu işleri tam e, rayına oturtamayız biz. Onlar efal mükellefin diye bir formülasyon ortaya koyuyorlar. Yani siz ya hayatınızı yaşarken, yerken, içerken, alışveriş yaparken e, bütün bunların bir e, formu var. Bunu e, dikkate almanız gerekir. Ya yaptığınız iş mübahtır, helaldir, serbesttir yani. Allah serbest de bir alan bırakmış. E, her şeyi e, belirlememiş yani. Bir kısmı farzdır, bir kısmı e, haramdır. Bu e, noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bizim e, kitaplarımız, ilmihal kitaplarımız, ibadet kitap e, kitaplarımız namazla, temizlikle başlıyor. Namaz, oruç, hac, zekat la beraber devam ediyor. Şimdi hocam diyor ki e, zekat diyor e, zenginle fakiri müşterek ibadet ediyor. Evet. Ondan sonra tamam diyorum. Diyor ki daha önce başka bir kitapta okudun mu? <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum Aa, ki, şey <laughs> hani kuliste konuşmaların hepsini aldım <laughs> <laughs> abi ediyor. Abi bunlar özel olarak söylemiştim Ama zaten. Ama güzel bir şey. E, güzel. Müşterek tamam müşterek ibadet peki. tabii. Hı, tamam. Dolayısıyla Daha önce o... okumuş muydunuz? Aplı Yok oydu. ya işte ben de diyorum ki <laughs> Ekrem Hoca'dan da insanlık bir şeyler duyacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Kitaplara geçecek. Dolayısıyla ibadet. Yani ibadet aslında bizim bilgimizin, ilmimizin pratik hayata yansımasını ifade ediyor. Bilgiyle beraber Yunus Emre de bunu söylüyor. bir de hani hadis formundan naklederler ama bunun hadis tekniği açısından Sahih midir, zayıf mıdır, uydurma mıdır? Bu kategoriler de var ama bizim Keşfül Keşful Kafa diye hadis değerlendiren bir kitabımız var. izleyicilerimizden bilen bilir. orada bazı rivayetler için der ki lafız olarak evet problemli olabilir ama mana olarak doğrudur. Bu da onlardan biri. Evet. Men arafe nefsehu fakat arafe Rabbuhu. Değil mi? Ekrem. Evet. Tasavvufun da çok işlediği, çok kullandığı bir eee tasavvufun üzerine kuruldu ana fikirdi tabii. Ana fikir tabii, tabii. Yani kendini bilen Rabbini bilir. Ben de bu her okuduğumda farklı bir şey bana ilham eder bu ifade. Kendini bilen, kendini bilmek. Şimdi bize Anadolu'da özellikle ben Bayburtluyum. Bizim oralarda Blue uçağına gelen kişi için şöyle bir ifade kullanırlardı eskiden. Kendini bildi, kendini hmm. tanıdı. Hmm. Blue uçağı erdi demezlerdi. <laughs> Kendini tanıdı derlerdi. Şimdi ben bunu yine bu kültürün bir parçası, bunun içerisinden yoğrulup gelen bir şey olarak şahsen e, sonradan anladım. Kendini bildin artık sen. Yani ondan önce günahların yazılmıyordu, bazı şeylerin tolere edilebiliyordu, hoş karşılanabiliyordu. Biraz sorumsuzdun yani. Ama Blue Çağ'a erdikten sonra artık kimsin? Mükellefsin. Mükellefiyet buradan başlıyor. Akil... Balık olmak. Hem akıllısın hem de bir noktaya ulaştın. Balık oldun demek. E, onun için de buradan sorumlulukların başlıyor. Sen artık tanıma noktasına geldin. Arafe marifet noktasına geldin. Bundan önce tanımasaydın mazeret olabilirdi. Ama şimdi tanımak zorundasın. Neyi tanıyacaksın önce? Rabbini. Seni kim yarattı? Nereden geldin? Niye geldin? Bu vazifelerini bileceksin. Onun için efali mükellefinin cetveli listesi burada önem arz ediyor. Neyi yapabilirim? Neyi yapmayabilirim? Veya neyi yapmam gerekir? Ve bunların dereceleri nedir? Farz, vacip, sünnet, e, mendup gibi kategorilerde bunlar nedir? Ben bunları bilmem lazım. İşte Yunus Emre bunlara işaret ediyor. Hı. o şey men arife nefse ile ilgili İbn Sina'da sanıyorum şöyle bir şey vardı. Yorum tarzı vardı. Gerçekten dediğiniz gibi yani teknik olarak hadis tekniğine uymuyor. Yani onu kabul etmek lazım. Ben de şahsen hiçbir yazımda ona hadis olarak atıf yapmadım ama bazen meşhurat yani meşhurat şeyi yani ana birçok ana fikri teşkil eden yani birçok hadisimi, birçok ayet kerimenin yorumundan oluşan bir ifade biçimi olarak kabul edilmesi lazım onun. İblis'ten şuradan bağlantısını kuruyor. Nesullah fe ensahu anfusahum. Yani onlar Allah'ı unuttular, Allah onlara kendilerini unuttu. Burada bir takdim tehir yaparsak yani insanın kendini unutması ile Allah'ı unutması arasında bir paralellik kuruluyor. Şimdi nisyan biliyorsun yani zıttı aslında marifet olan bir şey. Yani ve marifetin zıtlarından bir tanesi nisyandı. Tersini söylersek o zaman şöyle kendimizi hatırlayınca ya da kendimizi tanıyınca da Allah'ı tanımış olacağız gibi. Yani ayet-i böyle bir ters okunuşu veya e, mefhumu muhalifi gibi değil mi? Yani öyle denebilir. Yani böyle bir şeyle buradan çıkartılıyor. Dolayısıyla yani asla hadis değil. Yani teknik olarak hadis değil. Bir şey e, ama birçok hadisten, birçok ayet-i kerimeden oluşmuş bir güçlü anlam gibi. Bu Delphi Mabedi'nin yani şey e, yani Grekler orada mesela kendini bil cümlesi vardı. Fakat İslam işte bunu dönüştürdü. Yani bu çok önemli bir şey. Yani kendini bilden, kendini bilen Rabbini bilire dönüşmesi çok önemli bir şeydir. Burada yani Allah'ın dediği çok doğru. Şimdi o e, modern dünyada şimdi bu kendini bil cümlesi e, e, bir tür şey gibi. Yani böyle hani insanın kendi kabiliyetlerini, zaaflarını, eksiklerini falan bilmesi gibi. Yani yani pratik bir tecrübe gibi müteahhit ediyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Kendini bilmek aslında ahlaki olarak İnsan kendini e, kemale taşıması ile ilgili bir şeydir. Yani ahlaklı olduğun ölçüde kendimi bilebilirim. Yani mesela bir hırsız kendini bilemez, bir yalancı kendini bilemez. Kendini bilmenin temel ilkesi doğruluktur mesela. Yani sıdk olması lazım. Dolayısıyla müsbet ahlakla insan kendini bilebilir. O zaman şimdi mesela ben Arafa nefsine yani yani ahlaklı ol ki Rabbini tanıyasın gibi yani böyle bir cümle eklenebilir, böyle tanımlanabilir. Yani modern dünyada en yanlış e, bir anlamı oturtulanlardan bir tanesi budur. Yani kendini bil cümlesi. Onun için mesela Yunus'un bu şey çok önemlidir gerçekten. Şimdi evet. hep anlatıyoruz ilim, ibadetlerden bahsettik. Yine Ramazan boyunca konuştuğumuz e, bu ibadetlerde özellikle takva konusuna oldukça fazla değindik. Şimdi e, ama günümüzde hani e, halk ağzıyla söylüyorum böyle bir takva denildiğinde bir sınıf, ...sanki hmm. takva hayatı yaşıyor o. sanki Türkiye Bir Türkiye sınıfı. Evet, hmm. bir ruhban tarzında bir sınıf. Ee, ama birbiriyle karışılan çok şey var. Hmm. İşte ben fetva hayatı yaşıyorum, takva hayatı değil hmm. ya da tam tersi. Ee, şimdi diğer tarafında tasavvuf konusu var. Hmm. Şimdi diğer tarafında tarikat konusu hmm. var. Hep birbiriyle karıştırılan hmm. belki de noktalar bunlar. Ben takva ile başlamak istiyorum evet. ki takva derken... Takva hayatı yaşıyoruz derken ne kastediyoruz biz bunda? Ee, şöyle yani düşünmek lazım. Ee, şimdi bir bazı ibadetler var. Yani müstakil olarak bir ibadettir o. Diyelim ki zekat verirsiniz. Hı hı. İşte, ya da işte oruç tutarsınız. Ya da başka bir şey yaparsınız. Bunlar müstakil ibadetlerdir. Bir de o müstakil ibadetleri yapma tarzını belirleyen, onları yapma niteliğini belirleyen umumi nitelikler vardır. Umumi ahlaklar vardır. Takva bunlardan bir tanesidir. Mesela ihlas bunlardan bir tanesidir. Vera bunlardan bir tanesidir. Normalde mesela takva diye hususi bir ibadet yok. Bütün ibadetlerin ortak ruhu o. Yani namaz kılarken de takva edersiniz. Oruç tutarken de takva edersiniz. İşte zekat verirken takva yaparsınız. Hacda takva yaparsınız vesaire. Dolayısıyla bütün ibadetleri yerine getirme ilkesi gibi, prensibi gibi. O zaman şimdi takvayı düşünürken biraz ibadetin bizde oluşturduğu düşünce, ibadetin bizde oluşturduğu akıl, o ibadeti özellikle niyet meselesi, niyet kısmını bizde oluşturmuş olduğu bilinç şeklinde düşünmek lazım. Yani kimi karşısına ibadet ediyoruz, niçin ibadet diyoruz? Bu düşünce bizde şekillendikçe, oluştukça o zaman biz takva üzerine düşünceye ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla takva aslında zihnimizin bir eylemidir. Ya da gönlüm, kalbimiz ne diyebiliriz? Çünkü zaten iman etmiş akla kalp diyoruz yani. Dolayısıyla kalbin bir eylemi olarak takva ortaya çıkıyor. Takva aklın bir eylemi, zihnin bir eylemi olarak ortaya çıkınca bütün ibadetlerin ruhunu oluşturuyor. Yani bütün ibadetlere nüfuz etmiş oluyor. Bunu bir benzetmeyle ben bu, çok severim bu hadisi. Allah da gayet iyi biliyor. Abdullah İbni Mesud'a zannediyorum. Ee, diyorlar ki Abla eğer bu notalı ben sen şey yapmak istiyorsun yani notlar arası varsa bu, ben geçebilirim bunu. Yok yok çünkü yolda değil. yürüme meselesini şimdi çok, herkes çok kendi üslubuna göre yaklaşır. <laughs> Herkesin takvası <gülüyor> kendi, <laughs> kendi <laughs> yorumun tamam, tamam. güzel. <laughs> şimdi abla mesuda diyorlar ki abla bir mesut diye aklıma kalmış diyorlar ki takva nedir diyorlar şimdi izah ediyor herhalde pek ikna edici olmuyor sonra bir örnek veriyor örnek çok güzel gerçekten nefis bir örnek diyor ki hiç dikenli bir yolda yürüdün mü diyor yürüdüm diyor nasıl yürüdün diyor. Valla diyor şöyle diyor. İşte Araplardan böyle etek falan giyiyorlar. Hı hı. demiş... Eteklerini yukarı çekersin diyor. Dikkatli dikkatli yürürsün. Yani ayağın bir yerde dikene değmesin. Yani bir yere şey yapmasın. Bir taşa ayağın vurmasın diye. Dikkatli dikkatli... Ha demiş. Abla İbni Mesud. Takva budur. Yani yeryüzünde yani yaşamda hayatta bu prensibe riayet ederek. Yani dik, dikenler içerisinde yürür gibi. Çünkü oradan ayağına bir şey batabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bir diken, yani bir dikkatle yürümek gerekir. Dinlerin insan oluşturmuş olduğu akıl budur. Dolayısıyla Takva aklımızla ilgili bir şeydir. Düşünme biçimizle ilgili bir şeydir. İmanın zihnimizi değiştirmesiyle ilgili bir şeydir. İmanın kendine göre yeni öncelikler, yeni hassasiyetler oluşturmasıyla ilgili bir şeydir ve biz artık o önceliklerle, o hassasiyetlerle bakınca yani bu tanrının Allah'ın muradına bu daha uygundur. Bu Allah'ın muradına daha yakındır diye düşünerek hep bir tercih yaparız. Hep bir ne diyelim hep daha doğru olanı, daha iyi olanı ararız. Takva bu aklın adıdır. Dolayısıyla takva bir akıldır ve bütün ibadetlerin ortak ruhudur. Demek her insanın o yoldan yürürken eteğini şöyle toplayıp dikkatli yürümesi gerekmez mi hocam? Ee, hepsi gerek yani normalde gerekir ama yapamaz yani çünkü dindarlık yani çok umumi bir şeydir yani yani iki buçuk milyar Müslüman var hepsinden yayılan bir şeydir böyle olduğu için şimdi iki buçuk milyardan hani aynı şey beklenemez veya aynı derece beklenemez ama herkesin kendi alanına biraz daha dikkat edeceği bir konu vardır. Yani birisi bir alanda daha dikkatlidir, diğerisi diğer alanda dikkatlidir. Yani umumi olarak takva zaten müminlere yönelik bir emirdir. Yani Cenab-ı Hak bütün müminlere bunu söylüyor ama herkes bunu kademe kademe, derece derece meydana şey yapacak. Çünkü kimse kimseyle yarıştırılmayacak, kimse kimseyle mukayese edilemeyecek. Yani bu bakımdan takva İslam'ın genel bir prensibidir. Yani niyetten kaynaklanan, Allah'ın huzurunda olmaktan kaynaklanan genel bir ilkesidir ve bütün ibadetlerin ruhudur bir bakma ihsanla birlikte düşünülebilir. Yani Peygamber Efendimiz'in Cibril hadisinde beyan buyurdu. Yani insan Allah'a onu görür gibi ibadet etmektir. Bunun oluşturmuş olduğu bir akıl var, bir dikkat var, bir düşünce var. Takva aslında biraz bununla ilgili kabul edilebilir. Tabi günlük hayatta biraz e, yani konu belki o sen söylediğin gibi yani böyle bir gruba referansla ele aldı. Evet. O, doğru, o doğru bir şey değil yani. Yani Müslüman toplumda böyle bir, bir, bir grubu ayrıştırma temali çok doğru bir şey değil. O nedenle ben şahsen bu tarz programlarda yazılarımda da onu anlatmaya çalışıyorum. Genel olarak Müslümanlığın ortak ahlakını, ortak ilkelerini yazmaya çalışmalıyız. Yani herkes bundan yani bir havuz gibi bu. Herkes bundan istifade eder ama spesifik olarak yani işte bu işte Abdullah Hoca'nın hani bir meselesi ya da tarih bir meselesi demeye başladığımızda o ana ilkeden, ana istikametten ayrılmaya başlamış oluruz. Bu iyi bir yöntem değil. Her grubun, her disiplinin bu meselelere bakış açısı vardır. Sufilerin, fukahanın, mütekelliminin veya mesela müminler mü arasında işte farklı farklı grupların bakış açıları vardır ama ana fikir aynıdır. Takva Allah'ın karşısında durduğumuzu, Allah'ın karşısında olduğumuzu ve her gözetildiğimizi düşünerek biraz endişeyle ama biraz da umu, biraz daha fazla da umutla yaşamaktır. Yani takvayı bence mesela meallerde en ciddi hatalardan bir tanesi takvayı korkuyla tercüme evet. etmeleri bu yanlış bir şeydir evet. bana Allah'tan göre. Allah'tan korkuyor. Korku, takva dikkatle ilgili bir şeydir. Yani yani işte diken meselesi gibi. Çünkü yani sadece korkarak olursa yani ayağınız titrerse şey olur. Yani zaten diken ona batar. Bir umut var sizde. Yani e, kurbiyetle ilgili, Allah'a yaklaşmakla ilgili bir umut var. Müslümanlıktaki bütün kavramlarda, Müslümanlıktaki bütün ana kavramlarda, ana ibadetlerde, ilkelerde umut tarafının korku tarafından fazla olması lazım. Çünkü insanı yücelten umuttur, sevgidir insanı pozitif, müspet davranışlara icbar eden sevgidir. Eğer korku tarafı çok güçlenirse insan pısırıklaşır, tereddüde düşer, geriye çekilir ve vazgeçmeye başlar. Bu bakımdan takva kelimesinin umut yoğunluklu bir endişe hali veya bir tereddüt hali gibi veya bir dikkat hali gibi yorumlamak lazım. En doğrusu budur. Umut yoğunluklu bir dikkat halidir takva. Evet. Şimdi 258 yerde Kur'an-ı Kerim'de evet. geçiyor takva. Yani bu derece önemli o zaman Kesinlikle. tüm inananlar için. Şimdi Evet Tahir Beyciğim, sorunuz mu var yoksa ben... Buyurunuz, buyurunuz şimdi hocam. Şimdi herkes kendi anladığını anlatıyor ya. <laughs> ya <takvara. gülüyor> Buyurun tabii. Ee, Ekrem Hocam'ın söyledikleri benimkilerle çakışmadı tam, ee, örtüştü aslında. Şimdi o korku kelimesiyle e, tercüme edilmesi beni de çok rahatsız etmiştir. Evet Hatta biz yine bu stüdyoda sizinle aynı şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Veya hacda mı bilmiyorum. Yani korku. Haciz Bu arada hacı arkadaşınız ha. da var. O çok şükür. Ee, var. <laughs> Bana hacı çok e, <laughs> hizmet etti sağ olsun. <laughs> Yardımcı oldu. Estağfurullah. <laughs> Allah razı olsun. ya yani iki çok değerli dostla beraber. Yani üç, üç dört arkadaşlık bizim Hüseyin Hoca da var. Murtaza Hoca, işte Abdullah abi. Bunların hepsini valla, bir kere de mi? Tüm hocalarımızla bir kere de mi Vallahi, Yoksa hacim, birkaç şöyle, şu, hacim, hacim çok güzel mi? bir taraf var. Yani sanki böyle yani, görmek istediğiniz birçok insan orada gibi. Yani hakikaten. Çok keyifli oluyor yani. Şeyde. çok isim bu sene geçti ee, ya da ağırladık. Evet, beraber aynı görevi yani. icra etmiş olduk. Aha. İrşad ve iftihar görevini. Tekrar nasip olur inşallah. Amin. Orada da konuştuk bunu. Ama eskiden beri ben Kur'an-ı Kerim tercümelerinde, mahallelerinde Allah'tan korkun diye... Orada çünkü havf kelimesi de geçiyor. Evet. Tam korkuyu ifade eden kelime o aslında. Yani o bu şu sonuca götürüyor. Haşa, ya, ya affedersiniz... Bir e, canavardan korkar gibi Allah'tan evet. korkma sonucunu meydana Hı. getiriyor ki bu çok kaba bir şey yani. Ve hiç takvanın ruhuna uymuyor. Hı. Çok nezih bir kavram. Dil evet. sürekli bu yönde. Evet. Çok enteresan ve evet. nezih bir kavram. Evet. Şimdi e, şeylere baktığımız zaman etimolojik yapısına, kökenine baktığımız zaman şöyle bir tan tanım okudum. Calün nefsi fi vikayetim mimma yukav. Evet. Tam budur evet. Nefsi diyor. Korkulacak olan şeyden sakındırmak. O bakımdan sakınmak daha yakışıyor o evet. şeye. Kavramın e, köküne daha iyi yakışıyor. Sakınıyorsun. Sakınma da hem saygı var. Saygı var yani. Niye sakınıyorsun? ya Ben hürmetsizlik yapamam. Ben şimdi e, Ekrem Hocaya size karşı, bir insana karşı saygısızlık yapamam. Evet. Bakın İnsan şimdi, sevdiğinden korkardan işte, ziyade sakınır. Evet yani, ya mi? böyle bir şey var. Onun için takvada hani Yusuf Aleyhisselam'ın bir örneğini verir. Yusuf Suresi bize. Tam o işte Züleyha ile birlikte olmak üzereyken levla evet. enra'a burhane rabbihi. Rabbinin bürhanını görmeseydi bu şeyin içine düşebilirdi diye ayette ifade ediliyor. Ben de merak etmiştim. ...ne gördü ki yani bu bürhan neydi... ...o kadar çok tefsiri hmm. var ki hmm. bürhanın... ...bir e, tefsir şu... ...diyor ki... ...babası Yakup Aleyhisselam'ın... ...sülüetini gördü... Evet. ...kapı arasından... ...şöyle e, Yusuf'a işaret ediyordu... ...Yusuf... ...elini ısırmış parmağını... <laughs> ...oğlum yapma... ...ne yapıyorsun gibi... ...bakın şimdi bu enteresan bir şey... ...takvayla ne kadar örtüşüyor... İşte böyle bir korku morku değil yani. Sakınmadır. Onun için de e, ileriye doğru demişler ki Allah'ın kötü kabul ettiği, haram olarak belirlediği bütün şeylerden kendini kurtarmak, geri durmak. Takva da bir geri durma var. Evet. Yani her şeye atılma böyle e, veya çok cesaretli bir şekilde o da benim olsun, o da benim olsun, onu da yapayım, o da ona da ulaşayım değil. Hı hı. Bazı şeylerde de ulaşmamam gerekir. Bazılarına geri adım atmam gerekir. Şöyle bir sakınman gerekir. Önünü görmen gerekir. Takva aslında bir manada önünü görme işidir de. Bir araştırma, ön araştırma yapma meselesidir de. Bu olur mu olmaz mı? Akıl dedi ya hocam. Evet. Takvada bilinç vardır, akıl vardır. Onun içinde bu ibadetler, oruç da böyle. Siz şimdi 200 küsur Tespitinizi söylediniz 258 ya. 258 yerde. Ya bu müthiş bir şey. Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramlarından evet. birisi. Ve hedef gösterilen bir şey. Müminin önüne hedef olarak konuluyor. Öyle sınıfı mınıfı yok yani. O ruhban muhban olmaz zaten. Ruhban hiç Hı -hı. uymaz bu takvaya. Çünkü onlar tecrit edilmiş bir böyle grup ifade ediyor. İşte böyle örnek demelerde O tecrit edilmiş bir grup ifade ediliyor. Evet. İnsan toplumun içine şey yapmamış, karışmamış. Halbuki verada ve takvada... ...insanların karıştığı her şeyle berabersin. Toplumun içindesin. Normal hayatın içindesin. Alışverişin içindesin. Maddeyle berabersin. Dolayısıyla orada yaşıyorsun bu takvayı. Terazi tartarken takvayı yaşıyorsun. Seninle beraber o o bir bilinç hali. Onun içinde e, hedef gösteriyor. Mesela diyor ki oruçla ilgili ayette sonunda Kütüb aleyküm siyamu kemakütüb alelecine min sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Başında şöyle bir uyarı var. Ya eyyühellezine amenu. Bunlar ya eyyuha. Ey iman edenler bak. Siz iman etmiş bir grupsunuz. Dolayısıyla dikkatli olun. Orada bir dikkatimizi çekiyor. Sonra diyor ki sizden öncekilere de bunu farz kılmıştık. Bu ilahi gelenekte var olan bir ibadet şeklidir, bir uygulamadır. Allah'ın önem verdiği bir şeydir bu. E, mümin insan için kendini bilecek olan insan için, bilmesi gereken insan için önemli bir şeydir bak. Buna dikkat edin. Sonra da diyor ki lealleküm tettekun. Bu oruç bir de lealleküm. Evet. Bakın, kesin değil yani. Bir umut, yani kesin değil bir, bir de ümit yani evet, hedef lütfen. gösteriyor. Evet. Hedefi insan her zaman tutturamayabilir. Hedef gösterilir de hedefi tutturamayabilirsin. Onun için lealleküm. Diyor ki, e, tutturabilirsiniz. Neyi? Takvayı tutturabilirsiniz. Oruç bir bizi takvaya ulaştıracak. Orucun ulaştırdığı takva ne olabilir? Bakın şimdi, bir geri durma dedim ya, hı hı. sakındırma. Bununla bütünleştiriyorum şimdi. Ben oruçta bir takım şeylerden geri duruyorum hep. İleri gitmiyorum. Daha fazla yiyeyim, daha fazla içeyim, daha fazla hayatımı yaşayayım, zevki safa'nın içerisine dalayım falan değil. Duruyoruz. Hep geri duruyorum yani. Bakın erteliyorum bir takım şeyleri ve o ertelediğim şeylerden zevk alıyorum, mutlu oluyorum. Yanlış hatırlamıyorsam e, İbnül Arabi uzmanıdır aynı zamanda Ekrem Hocam. Açlıkla doymak diye bir ifade kullanıyor. Futuhat-ı Mekkiye'nin e, o ilk ciltlerinde, onu müstakil olarak da yayınladınız evet. herhalde. Orucun esrarı kısmında e, öyle bir noktaya gelir ki, oruç tutan bir insan diyor, açlıkla doymaya başlar. Açlıkla doymaya başladığında işte o orucun, ...manevi zevkini... ...almış olur insanlar... ...bu sebeple ne olur... ...açlıkla doymaya başlayan insan... ...o geri duruşlarını... ...geri duruşlarını hep... ...bir ganimete çevirir... ...fırsata çevirir... ...ilahi bir lezzete çevirir... ...manevi bir lezzete çevirir... ...bu sefer de oruç başına vurmaz... ...orucun başa vurması diye bir şey var bizim... Evet. ...Anadolu'da... ...yine rahmetle analım... ...din psikolojisi hocamız... Evet. ...Ali Murat Allah Daryal... Ee, muhteşem bir adam, evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Orucu psikolojisini anlatırken böyle derdi. Anadolu'da böyle bir söz vardır, e, oruç başıma vurdu der adam gelir öğleden sonra e, hanımını e, döver, çocuğu döver, bilmem ne yapar iftara yakın fiillerimden sorumlu değilim falan der. Tabii biz o kadar cesaret olmayız, cesaretli olmayız. Hoca şu cümleyi eklerdi. Eğer birisi böyle oruç başıma vurdu deyip oruç tutuyorsa. O orucu yesin günahını da benim boynuma koysun derdi. <laughs> çünkü bu oruç değil. Oruç insanı buraya götürmemeli. Bu takva değil çünkü. Ya yani o hedef dedik ya, takva hedefi. Bu o oruç buraya götürmüyor. Onun için de e, bilinç oluşturur oruç insanda. Abla bunu diyemez. Yani <laughs> fakirdir o. der mi? Sen diyemem diyemez. yok. Siz ben, sen diyemem. ben diyemem. Aslı. Ben diyemem ama de, ben şöyle dedim ya. Ben şöyle derim mesela ne derim ama şu kadar derim. Bunu evet. fakirlerin çoğu demez. Ben evet. şunu derim. Eğer ben oruç tutuyorum deyip çoluğuna çocuğuna oruç başıma vurdu, çoluğuna çocuğuna eziyet etmişse Üzülüyor bir adam ediyorsa. onun orucu bozulmuştur. Bir gün kaza etsin. Derim. Bak bunu cesaretle söylerim ben. Neden? <laughs> e, çünkü oruçlu bir adam bir insan bir takım günahları yaparsa mesela gıybet yaparsa e Sufi Yun'un bir kısmı der ki, bunun orucu bozulmuştur. Yeniden bir gün oruç tutması lazım. Her Bu da bir takvadır tabii. tabii ki, bu ve da bir takva. saygı gereği Şimdi, olan bir şeydir. Yani fıkıh değil, takvadır. Fıkıhçılar der. ne diyebilmiş en fazla genel itibariyle söylüyorsun. Arada sırada böyle kitapların bir kenarında kalmış olabilir. Ama genel e, hat mekruh olmuştur gıybet eden adamın orucu. Hı hı. Şimdi bu çoluğuna çocuğuna ben oruç tutuyorum. E, oruç başıma vurdu deyip de sıkıntı çıkaran kişi de Orucunu mekruh etmiştir. Hı hı. Bunu söyler yani fakihler. Ben de orada sofilerin görüşünü alarak diyorum ki o oruç gitmiştir. Çünkü oruç sana bir cinayet işletmiştir adeta yani. Bunlara da cinayet denir. Bir manada cinayettir bunlar. Sen oruçtan alması gerekeni almadın. Bir de karşındaki ne dedi? Sana içinden söyler bazen dilinden söyleyemez. Bir de oruç tutuyorsun yani. Bu mu? Orucun insanı getirmesi gereken nokta hmm. bu mu der. Bunu dedirttiğin her amel, her davranış takvanın dışındadır. Orucun hedefini ıskalamış bir şeydir bu. Onun için ıskalamamamız gerekiyor. Namazda bunu söylüyor. E hacda çok çok fazla söylüyor ve tezevvedu ve inne hayra zadi et takva. Çok etkileyen Müthiş ayetlerden mirayetken. birisidir bu da evet, benim. Evet. Hacla ilgili. E, hacca gidecek kimse için hacca hazırlanan kimse için diyor ki ve tezevvedu azık edinin azık yol hazırlığı değil mi adam memleketinden çıkıyor uzak bir yere Yani dilencilik yapmayın gidiyor. kendi hazırlayın. yani şey yapan, evet. azık edinin cümleyi ilk okuyan der ki yani <laughs> şeyden, yemekten, şeyden diyor. yemek içecek şeyler alın çıkınıza doldurun ama devam ediyor diyor ki ve tezevvedu fe inne hayra zedi et takva en hayırlı azık takvadır diyor Burada şu da var, siz tabii yol hazırlığı yapın. Maddi yiyeceğinizi, içeceğinizi, harçlığınızı, şuyunuzu alın. Tep, Onlar mi? da bir azıktır yani ama hayırlısına bakın. Başka yerde de mesela libasla ilgili, evet. giysiyle ilgili ne der mesela? Takva elbisesi. Takva elbisesi der. Evet. Bu şunu gösteriyor, normal elbiseyi giyeceğiz tabii. Ama giydiğimiz her elbise takva elbisesi olmayabilir. Bir de bunun takva olanı var yani. Hmm. Takva elbisesi var. E işte çünkü onun tam zıddı var. Libası zür yani değil mi? Evet. Bir yalan elbise yani bir şey gibi bir de o da var yani evet. Evet. Bu yani takva Yok. ha e, bizim mutasavvıflar tabii hocamın e, meslektaşları. Bunu... Yok, benim meslektaşlarım değil. aslında şöyle Abdullah bir fakir sufi. Yani böyle ama <laughs> benim şöyle ha. benim fıkıh e, hocalığım Ekrem hocam fıkıh tasavvuf ilişkisidir hep. Evet. Yani ben ikisini hep barışık götürmeye evet, çalışırım. Evet. Çünkü kuru e, fıkıhla bu iş olmaz. İmam Şafii'nin çok güzel bir şeyi var. Ona nispet edilen divanında. E, gecenin bu saatinde e, zihnimi toparlayabilirsem okuyayım. Fakihen ve sufiyen. Fekün. Leyse vahiden. Hmm. Hem fakih ol hem de sufi. Ama... Tek, sadece Tek olma. Sadece fakih veya sadece sufi olma. Tek olmaz. Tek kanatlı olursun o zaman. Niye? Sebebini de söylüyor. Ve heze cehulun ve heze kasin sadece fakih söylüyor. Ve heze kasin lem yeduk kalbuhu tukan. Bir anlat. Kalbinde bir takva olmayan, şekilci <laughs> formel bir adam olur. Yani evet. sadece fakih olursan şu helaldir bu haramdır hep böyle yaparsın yani ee, sadece sufi olursan ne olur ve ke cehulun o da zır cahil olur keyfe dül cehli yasluhu zır cahil bir adam ne kendini düzeltebilir ne de bir başkasına örnek olabilir evet. diyor o zaman hem fakih ol hem de sufi İkisini Cüneydi din bu tarz bir sözü var. Yani aşağı yukarı hakikaten ee... Yani dini hayat tabii e, yani kurallar olması olması tabii ama kuralları oluşturan da ruhtur yani. O kuralların ruhudur. Takva da aslında orada ortaya çıkan bir şey. Yani böyle bir yani işin ruhu gibi, bir maneviyatı gibi. Çünkü no, yani normal bir yani bir seküler kanunlara da uyarak hani insan bir şekilde bir davranabilir ama dinin kanunları öyle değil. Dinin kuralları öyle değil. Dinin kurallarında ahlak onun içinde olması lazım. Takva onun içinde olması lazım. Bilincin onun içinde olması lazım. Yani biz mesela birçok konuda kuraldan kaçırmaya çalışırız kendimizi, korumaya çalışırız. Burada öyle değil. Burada kurala gitmeye çalışırız. Yani çünkü o kural bizi koruyor. Yani Allah'ın ayet kemerleri de öyle mesela <laughs> yani, değil mi? yani kendi. Tabii. Dolayısıyla şimdi takva bir koruma mücadelesi. Yani korunma şeyi bir de işin şu tarafı var e, ama özellikle mi seçtim? Bu hani zekat üzerindeki hani yazılarla... Bak koruma dedin ya Fedor. Evet, Takva Değil aynı ol. zamanda bir zırhtır. Zırh tabi. Bak zırh. Diyoruz ki onu yapamam. Hı -hı. Ben onu yapamam. O bana olmaz. Bana tabii, uymaz. Tabi tabi. Ve şöyle yani hatta mesela kelime anlamında şey var. Yani böyle bir e, kalkanla kalkanın arkasına çekilmek. Yani gelen darbe kalkana ha, geliyor. Harika. Yani böyle bir şey var. O, şunu diyecektim. Hı -hı. Takva geri çekilme dedik ya. Evet. Haramların, önemli haramlara, büyük haramlarla ilgili Allah ne diyor? "Vela takrabu." ifadesini kullanıyor. Yaklaşmayın. Şimdi takva sahibi olan, bu zihniyeti, bu aklı, bu bilinci yerleştirmiş olan bir Müslüman onların semtine bile uğramaz. Hani o kötülüklerin semtine bile uğramaz, Hı. yaklaşmaz. Çünkü yaklaşmak demek yüksek gerilim hattına maruz kalmak demektir yazar evet, ya o evet. elektrik yüksek gerilimde hı. yaklaşmayın der. Hı hı. Çünkü yaklaştığında seni çekecek, içine götürüp yakacak. Evet. İşte o geri durma hali. Buyurun. Evet. Şimdi buna, buna hani bir hani konunun diyeyim ki fıkıh dinler yorumu bakımına ele alma için var. Şimdi tasavvufa eklediği bir şey var. Bunu çok iyi düşünmek lazım. Normal şartlarda tasavvuf olmasaydı biz sadece konuları günahlara karşı korunma şeklinde düşünürdük. Halbuki konu sadece bu değil. Dinlerin esas ve e, sorumlu tarafı Yaptığımız ibadetlerden sonra insanda oluşmuş olan benlik ve kibir duygusudur. Bu çok tehlikeli bir şeydir ve bu çok büyük bir şeydir. Bu kez şimdi takvanın ikinci kademesi, ikinci meselesi ibadetlerden hasıl olabilecek. Yani ben yaptım, ben ettim. Mesela sen yapmadın ben davrandım falan gibi. Yani böyle bir bilinçten insanın kendini korumasıdır. Bu kez şimdi ibadetlere bir özne olmaktan geriye çekiliyoruz. Yani mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de gibi ilgili birçok şey var. Yani mesela diyelim ki sadakalar veriyoruz. En çok da konu orada ortaya çıkar. Yani sadakalar, zekat vesaire. Ondan dolayı ben diyorum yani zekatın mutlaka ...iştiraki bir ibadet olarak tanımlanması evet. gerekiyor. Çünkü eğer bunu böyle ol bunun böyle olmasının nedenleri var. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki şu sınıflardan başkasına verilemez diyor. Dolayısıyla o sınıflardan birisi almak zorunda. Yani hani gidip mesela kediye köpeğe hani sadaka olarak sadaka verilebilir ama Hayvana sadaka verilebilir mi? E, e, yemek veriyoruz onlara hadisleri var. Yani e, kediye mesela su verdi diye O da müşterek olmaz ha, yani. Ha, ama zekat ha, ha ama zekat olmaz. Zekat, zekat Kur'an-ı Kerim'de taada edilen sınıflara verilir. O sınıflar da özünde bir tanedir. Yani, yani 8 sınıf gibi ama bir bir yani hepsi yoksulluk top anlamında toplanabilir. Ortak paydası o. Ortak paydası o. Yoksul almadan zekat tahakkuk etmiyor. Dolayısıyla şimdi onu onu alması gerekiyor. O anlamda söylüyorum. Bu neden önemlidir? Çünkü ibadette bir veren, bir alan varsa verenin kibrinden vereni korumak mümkün olmaz. Alanın da ezikliğinden Şimdi nasıl olacak da alanı eziklikten koruyacağız? Bunun mantığını bu olması lazım. Yani alan bir ibadet icra ediyor. Yani ben bugün zekat ibadetini icra ettim diye düşünmesi lazım. Eşit kılıyor zenginle fakiri. Zeng, evet. Yani biz burada hangisi daha üstündür bunu bilemeyiz. Çünkü kimin takvası daha çoksa o daha üstündür. Hı -hı. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Yani üstünlüğü takvaya bağlıyor Kur'an-ı Kerim. Kendinizi temize çıkarmayın. Ve, yani üstünlüğü takvaya bağlıyor. Dolayısıyla şimdi buradaki kilit konulardan bir tanesi yaptığımız hayırlardan, yaptığımız iyiliklerden kendimizi korumaktır yaptığımız iyilikleri bir paye edilmemek... yaptığımız iyiliklerden bir statü devşirmemek ya da bir iktidar devşirmemektir. Çünkü bütün dönemlerinde olmak üzere bağımsız modern dünyada da bu çok dile getirilen bir şeydir. Dindarlığın bir e, bir tekebbüre yol açtığı, dindarlığın böyle bir insanlarda kendini beğenmeye yol açtığına dair bir eleştiri vardır. Allah bir şeyde sadece şöyle bir hikaye var. Çok e, gerçekten müthiş bir hikayedir bu. önce çok hoşuma gider. Şimdi adam çocuğuyla beraber şey gidiyor. Kervanla hacca gidiyor veya başka bir yere gidiyor. Böyle hava iyi. Geceliğin adam teheccüde kalkmış. E, oğlunu da uyandırmış. Şimdi oğluna çok hoşuna gitmiş yani. Namaz kılmışlar, oturmuşlar filan. İşte aya bakıp konuşuyorlar. Evler demiş ki, baba demiş ya. Bu insanlar demiş, şöyle demiş, gafil gafil yatacağına demiş. Keşke uyansalar da böyle teheccüd kılsalar ya demiş. Şimdi normalde hani safça belki de iyi niyetle söylenmiş bir söz ama... O zevk almıştır şimdi. Yani tabii zevk aldı. Kendi aldığı manevi zevki <laughs> merhamete <olsun>. dönüştürdü. <laughs> Diğer insanlarda da olmaz. İyi niyetli insanlar İ böyledir. <laughs> ama şimdi baba diyor ki... Evladım bu nasıl bir söz diyor. Yani teheccüdden sonra sende hasıl olacak söz bu mu olacaktı? Keşke bütün ömür uyusaydın da teheccüde hiç kalkmasaydın da bu sözü söylemeseydin. Çünkü neden? Şimdi teheccüd onla bir üstünlük fikri oluşturdu yani... Ben iyi durumdayım, Tahir uyudu, o kötü durumda. Şimdi takvanın en önemli ve en güç kısmı burada. Yani yaptığımız iyiliklerin etkisinden kurtulabilmek, yaptığımız iyilikleri unutabilmek, yaptığımız iyiliklerden bir iktidar, bir üstünlük devşirmemek. Şimdi dini hayatın en çetin tarafı burası. Onun için mesela ben şöyle düşünürüm, bu zekat bahsinde, sadakalar bahsinde, bunun üzerine çok duruyorum. Ablava bence ibadet adabının hadis-i şeriflerde en çok işlendiği konu zekat ve sadakalar olması lazım. Çünkü orada somut bir şey orada var. Orada çok somut bir şey var. Orada çok büyük tehlike var. Ben verdim yani. Ben verdim. <laughs> Şimdi yani. namazda o yok, oruçta o yok, hacda o yok. İşte onun için müşterek diyorsunuz yani müş da evet, hoşuma kesin, gitti evet, yani. E, kesinlikle. Yani... Kulis muris bilgisi değil yani. Kulisi <laughs> burada ifşa etmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Halka faydası var bunun çünkü. Evet. Ee, do do dolayısıyla o yaptığımız hayırlardan, hayırın etkisinden kendimizi koruyabilmek. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim o kadar mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Men yukrizullah kardan hasene." Kim Allah'a hayırlı bir borç verecek? Yani yoksulu düşürüyor. E yoksul da demek ki Allah'tan alacak. Şimdi peygamberimiz diyor ki mesela ...sadak önce diyor Rahman'ın eline ya öyle bir tedbir getiriyor, öyle bir terbiye getiriyor ki takva kendiliğinden hasıl oluyor. Çünkü ben sana verirken çok takva üzere olmayabilirim ama Rahman'a veriyorum. Rahman'a verince önümü ilklerim, değil mi? Yani yani böyle bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla şimdi takva hakikaten bir elbise gibi, bir libas gibi bizi koruyor, muhafaza ediyor, bir kimlik oluşturuyor, bir düşünme biçimi oluşturuyor. Ve bütün ibadetlere, bütün davranışlarımıza bir standart, bir nitelik getirmiş oluyor. Yani böyle bir akıl biçimidir. Dindarlığın düşünme tarzıdır takva. Evet şimdi bir şey geldi aklıma, evet. buraya not aldım unutmayayım diye. Dediniz ya kendisine bir şey devşirmemesi. Evet iyiliklerle, özellikle mali ibadetlerle bir şey devşirmemesin niye? Çünkü o duyguya geldiğinizde bunu ben yapıyorum hani başa kalkmaya kadar varacak olan şey takvayı bitiren şeydir bu. Evet. Ben şöyle o, Müslümanım. Bozuldu yani, ben şey şöyle bozuldu. Müslümanım. Evet. Demek. Hani, yoğurt yapmak için sütü kaynatırlar ya. Hı hı. Bir bakarsın hanımefendinin morali bozulur. Niye? Süt kesti, kesildi. Yani Bozuldu Hayır. ya. Su, yoğurt olmayacak yoğurt ya olmayacak. bak. Biz takvayı hedef olarak bir Hedefe ulaşamadı. Yoğurt yapamadı. Şimdi birisi anlatıyor bunu bir yerde okumuştum. E, i̇badet yapıyor. Fakat bunu hep gösterişe. Hı -hı. Böyle prim yapsın diye belli yerlerde yapıyor. Hani demiş ya muhtarın görmediği abdesti ben ne yapayım falan demiş bir seçim sonrasında da e, adam biliyor musunuz onu? Çok bilmiyorsunuz. anlatırsanız şöyle, Bir yerde muhtar seçimi olmuş. Ee, bir de onun azaları olacak tabii. Hı hı. Muhtar dindar birisi. Azalarını da dindarlardan seçmek istiyor tabii. E, biri de hiç dindar falan değil ama aza seçilmek istiyor. Hatta baş aza olmak istiyor. O şöyle düşünüyor. En çok dindarlık görüntüsü kim yaparsa muhtar onu baş aza yapacak. Bunun için de bir ibrik alıyor gidiyor. Hanımına diyor ki ben diyor belli zamanlarda ibri isterim diyor. E, getir abdest alayım diyor. Ee, saat veriyor ona işte namaz saatlerini Hanımı da diyor ki Bey diyor gel abdesini al diyor Adam çıkmış yukarıya dama çıkmış Ondan sonra Kadın da onu arıyor abdest suyu dökecek ona ee, Diyor ki Ya neredesin diyor Abdest için buraya gel diyor Abdest suyunu buraya getir diyor Ne yapacaksın diyor ya bebe be adam aşağıda alsana diyor Ya diyor muhtarın görmediği abdesi <laughs> Ben ne yapayım diyor <laughs> Şimdi gösteriş bunu bitiriyor bir yerde yine okumuştum. Adamın birisi hem ibadet ediyor hem gösteriş yapıyor bunu. Bir irfan adamı da, bir tasavvuf adamı da bunu ikaz etmek istiyor. Belki hocası, belki dostu bilemiyorum. Diyor ki ya bu adam şimdi ibadetler yapıyor ama hep boşa çıkıyor bunun ibadetleri. Çünkü gösterişe kayıyor. E buradan dolduruyor, oradan boşalıyor. Yazık adam. Bunu ikaz edeyim ben diyor. Bir gün bu namazdan önce hep gidiyor. İster kerahat vakti olsun ister olmasın. Onlar da çok bilmiyor. E, Tahiyyetül ta Mescid kılıyor. Nafile kılıyor. vesaire. Bir gün bu yine camiye gittiğinde e, ikaz edecek olan e, kişi de gidiyor. E, bunu izliyor. Diyor ki Maşallah diyor ya. Adamın kıldığı namaza bak diyor. Ne kadar güzel namaz kılıyor. Tatil erken yerinde, secde yerinde, rükû yerinde. Ama bu da çok yavaş yavaş kılıyor hakikaten. Tadil erken riyayetle direkt kılıyor. E, bu sesi duyunca e, bu sefer hızlanıyor. Hızla, hızlandırıyor tempoyu. Çünkü o e, sesi veren kişi e, gider e, gidiyormuş yani mescitten çıkıyormuş şeyi de yapıyor biraz. E, hemen çabuk çabuk sağa selam veriyor. Daha sola selam vermeden diyor ki... Efendi diyor biliyor musun? Üç gündür de nafil oruç tutuyorum. Evet. <laughs> kinder büyük meselesi. <laughs> Bunun üzerine o zat bunu ikaz ediyor. Şey diyor ki bu diyor ibadet değil. Bu takva değil. Takva Allah için olandır. Allah için olmaz. övünülecek bir şey değil. kişinin övünüleceği bir şey kişinin, değil. bundan primi hocam diyor? Prim yapacak evet. bir şey değil. Bakın orada e, iyiliği men yukridullah'a kardan hasenen diyor. Allah'a borç verebilir mi insan? Allah haşa Allah'ın neye ihtiyacı var? Samet, Sametlerine dini hizmetleri adamış insanlar olur. İleriki yaşlarında bu çok büyük risk teşkil eder. Yani istediklerine ulaşamamıştır, amaçlarına ulaşamamıştır. Hep böyle ağlamaya başlarlar. Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık filan değil mi? Yani böyle, böyle cümleler. Sütün bozulma halidir bu. Evet, sütün yaptın. bozulma halidir. Yani Allah için, Allah için yaptın. Allah için yaptıysan, yani bu geri de ağlaman olmaması lazım. Yani sızlanman olmaması lazım. Yani Allah için yapmışsan zararda değilsin. Allah için yapmışsan maksa tahakkuk etmiştir. Yani başka bir şey olması gerekiyor. Erdemlilik erdem sahibi olmak tabii ve erdemlilik. çünkü erdemi bozan şey insanlardan beklentimizdir. Hmm. Yani çünkü insanlarla beklentimiz bir ticarettir. Yani ahlakın ticarete dönüşmesidir. Bu sadece dinle değil. Ya Platon'dan beri ahlakta olan bir şeydir. Yani yani ahlak ticaretle ahlaka ayrıştırma üzerine kurulu. Çıkarcılığı ayrıştırma üzerine kurulu. Çünkü zaten bir çıkar varsa o zaman bunu ahlak demeye gerek yok. Ahlak çok yüce bir şey. Yani çok başka bir şey. Ama her şey çıkar üzerine kuruluysa bunu ayrıca ahlak demeye gerek yok ki. Dolayısıyla şimdi Müslüman toplumun bugün bu e, er, erdem meselesini bu şekilde ele almayı, beklentisizliği çok yüceltmeyi öğrenmesi lazım. İhlas kelimesinin eğer Türkçe'ye çevrilebilecek bir karşılığı varsa beklentisizliktir bu. Beklentisizlik. Yani mutlak bir beklentisizliktir. Fakat Allah'tan beklemek bu kapsama girmiyor. Çünkü Allah'tan beklemek Tabii. bunu yıkılmasıdır. Yani insanlardan bir şey beklememe üzerine kuruludur. Dolayısıyla şimdi, e, yani bir bakıma şöyle dinç kalmamızın, Abdullah abi gibi genç kalmanın yolu... Maşallah. E, e, ondan sonra. <laughs> bunun yolu e, beklentisizliktir. Mesela öğretmenlik yapar insanlar. Beklentiden kendilerini koruyabilirlerse çok uzun süre öğretmenlik yapabilirler. <laughs> Babalar, anneler kendilerini beklentilerden koruyabilirlerse çok uzun süre böyle hani e, rahat bir hayat yaşayabilirler. Bence mesela beklentisizliği biraz öğrensek... Türkiye'de psikologlar başka Oğlum, maaşsızlık demek değil bu arada. M Hayır asla. Değil mi? Şu manevi kavram var ya. Maddi <laughs> ve manevi var ya. Övülme, bak, üstün el üstünde tutulma beklentisi her maddi zaman. Maddi ve manevi olduğu. var ya. Maddi ve manevi. Maddi burada en masum olandır. Çünkü manevinin hiçbir sınırı yok. Yani manevinin hiçbir sınırı yok. Yani yani manevi beklenti bunun hiçbir sınırı yok. Onun için mesela Bir adam mesela maddeye vurgu yapıyor Bunun hiç problem değildir. Çünkü madde çok somut bir şey. Teknik bir şey. Bir şey yapıyorsunuz buna karşılık istiyorsunuz falan ama artı ona bir de bir manevi şey var. Yılın öğretmeni seçmeliler aslında beni yani, yani yaptığım bir işler. Tür manevi olan hiçbir zaman sınırları bitmez. Hiçbir zaman şey ortaya çıkmaz. Dolayısıyla bizim mesela marif sistemimizin ya da aile yapımızın toplumsal yapımızın bir, bir insanlara sürekli şunu anlatması lazım. Ahlak beklentisizliktir. Yani yapıp ettiğiniz işlerin kendisini kıymetli sayın. Eğer dindarsak şunu eklememiz lazım. Yapıp ettiğimiz işlerin Allah rızasına uygunluğu beklentinin tahakkuk etmesiyle mümkündür. Yani bu böyle gerçekleşir. Allah rızasına için yaptığımız bir şeyi bir de toplumdan onay isteme zahmetine girmeyin. Bu dini hayatta niyete şirk karıştırılması olarak kabul ediliyor. Yani en tehlikeli kelime kullanılmış oluyor. Dolayısıyla beklentisizliğe gittiğimiz ölçüde dindar oluruz. Beklentisizliğe yöneldiğimiz ölçüde <laughs> takva sahibi ve beklentisizliğe gittiğimiz ölçüde vera sahibi. Yani kendimizi Allah'a daha yönlendirmiş oluruz. Bir ayet söyleyeyim bu. mi? Hazreti İbrahim'in sözüdür bu. İnni ve e, cehet ve cillillezi fatıra vel ard. Varlığımı ya da yüzümü gökleri ve yeri yaradana döndürdüm. Tam beklentisizliğin karşılığı bu. Yani sizin ne alkışınızı duyarım, sizin ne kınamanızı duyarım. Bu bu demektir. Yani. Devamını da söyleyelim. Kul inne salati e, ve nüsuki ve mahya'ya ve memati hafız mıyım? Nereden lillahi bileyim? Rabbil alem. Zirve. E, ben hafız mıyım? Nereden bileyim o kadarını? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> hafız benim de Kur'an amcamın oğlu okuyay demiş. Sen <laughs> Benim namazım kul inne salati ve nüsuki bütün ibadetlerim. nusuk bütün ibadetler özellikle hac ibadetleri için kullanılır. E, ve mahya'ya yaşamam ölümüm her şey Allah içindir bu evet. zirvesi takvanın zirvesi bir de demin bir söyledik ama belki araya kaynadı takva zihniyetini aklını artık akıl diyoruz takva aklını evet. kuşanmış olan bir kişi de başa kalkma olmaz evet bak eğer başa kalkma varsa bir insanda o henüz o hedefe ulaşamamıştır Hı. niye e çünkü insanlar için yapmadınız ki Allah için yaptınız ondan da almanız gereken Hisseyi siz zaten aldınız. Dolayısıyla ben şöyle yaptım, sana şöyle yapmıştım, şu şöyle oldun, nankör çıktın. ...işte dönüp de şunu yap, bir beklent. Bak hocam hep altını çiziyor sürekli. Dili oraya kayıyor. Beklentisizlik, beklenti yok, beklentiyi Allah tanıdı, onu Hı. aldın. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam sadakayı anlatırken diyor ki en makbul sadaka hangisi? Bu mümkün de değil yani bir insan evet. hayatında. Sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek. E çünkü bu canlı bir organizmada beyin yönetiyor bütün her şeyi. Tabii. Beyin sağı da yönetiyor, solu da. Ama ne kadar manalı değil mi? Evet. Yani o kadar gizli. Buradan aslında şu anlaşılması gerekiyor. Dış dünyaya dönük bir taraf olmayacak bunun. Yani oradan bir prim elde etme anlayışı olmayacak. Onun için de siz bu zihniyete büründüğünüzde... ...demek ki takva ile... Amel ediyorsunuz demektir. Bizim e, birçok sektör iş e, kolları, eğitim kolları, siyaset hatta daha fazlasıyla belki siyaset kolu hep bu başa kalkma ve prim hmm. bana hmm. şunu desinler bana bunu desinler e, üzerine e, kurulu ve felakete götüren şeyler bunlar. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselam yine ihlası e, üzerinde durdunuz. İhlası bir çare olarak. Bir panzehir olarak sunuyor ya. Diyor ki öyle insanlar vardır ki dünyada savaşın en önünde gitmiştir. Kılıç kalkan kuşanmıştır. Savaş meydanında öldürülmüştür. Şehit olduğunu düşünür. Öyle insanlar vardır ki malını infak etmiştir. Çok büyük hayır yaptığını düşünür. Kıyamete geldiğinde hiçbir şey verilmez ona. Denilir ki sen zaten alacağını aldın. Niye? Ebu Damdam. Örneğini ha. anlatırlar. Peygamber evet, efendim. evet. Yani dünyada sana kahraman dediler, büyük asker dediler, şu dediler, bu dediler, çok büyük zengin dediler. Onun içinde sadaka taşları vardı bizim şeyimizde, değil mi? Sadaka taşı. Ben mesela onu ilk okuduğumda çok ilgimi çekmişti yani. Hakikaten olmuş mudur diye de biraz daha fazla okudum bu böyle bir şey. Ya gece gidiyor insanlar sadaka taşına sadaka koyuyor. ...gece gidiyorlar. Niye? Kimse benim oraya bir şey attığımı görmesin diye. Almak isteyenler de... ...ihtiyacı kadar gidip... ...gece alıyor... ...şahsiyeti incinmesin diye. Hı hı. Şimdi... ...iki şey hatırlıyorum burada. E, biz Marmara İlahiyat mezunuyuz. Hocamla beraber. Hı hı. Hem Sükut Arim hem Marmara İlahiyat. Oradaki hocalarımızdan birisi şöyle bir şey anlatmıştı. E, burs veriyorlar... ...öğrenciye. Bir e, genç bir iş adamı diyor ki ya hocam bizim hocalarımız içinde böyle hocalarımız vardır Allah rahmet eylesin bunlardan biri Nedim Urhan hocamızdı mesela <laughs> evet. öğrenci babası Nedim babaydı zaten ünvanı da Hayrını hasenatını yapmak isteyen insanlar emin gördükleri için onun yolu vasıtasıyla yaparlardı İşte geliyor birisi diyor ki ben diyor bir iş kolu oluşturdum çok da iyi işlerim bana 25-30 tane öğrenci gönder hocam işte onlara burs vereyim falan. E, çok olmasın hani 25-30? Yok hocam. Gidiyor delikanlılar işte arkadaşlar bir ay e, burs almak için. O da ayağına çağırıyor. Hmm. E, bir yerde İstanbul'un bir yerinde ayağına çağırıyor. İlk gittikleri ay ben şahidiyim yani. yani. Şöyle şahidiyim. O arkadaşlardan bir kısmıyla beraber kalıyordum öğrenciyken. Orada anlattılar bunu. Onun için yüzlerindeki o ifadeleri çok iyi hatırlıyorum. Ve beni kahretmiştir bu bunlara çay ısmarlıyor. Bayağı iltifat, miltifat ediyor. İkinci ay gittiklerinde çaymay yok, yüzü ekşi böyle ya tamam şimdi biraz bekleyin, şudur budur. Bekletiyor, bekletiyor. Delikanlıları onların bir kısmı ya ne yapıyoruz biz? Ayrılıyorlar. Ya boş verin, bunun bursu da lazım değil, parası da lazım değil diyorlar. Gelip bunu anlatıyorlar. Aynı zaman diliminde bir hanımefendi ee, yani anlatıldığına göre hani e, çok böyle ibadetini yapan birisi de değil. Belki o e, zahiri anlamda. Başka bir gelenekten gelen. Ha Yani belki tesettür e, dediğimiz şeyi de e, icra eden birisi değil. O da diyor ki, hocam diyor ben e, ilahiyat öğrencilerine burs vermek istiyorum. Fakat diyor öğrenciler benimle muhatap olmasınlar. Şahsiyetleri incinmesin. Bana hesap numarası verirlerse diyor sizin vasıtanızla ben onların hesabına yatırayım diyor. Şimdi ben bunu mukayese ediyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Hangisi bunların takva sahibi? Hı. Ekrem Hocam hangisi takva Tabii. sahibi? Bak, o ortaya çıkıyor diyor. yani. Somut bir şey söylemeye çalışıyoruz. Gecenin bu saatinde öyle felsefe yapmaya çalışmıyoruz. yani. bizi izleyenlere e, saygısızlık olur çünkü bu. Bakın somut bir şey söylüyoruz. Biraz da şeyleri zorluyoruz yani, sınırları zorluyoruz. Takva, o anlattığınız örnekten Müslümana yakışan, ha. Müslümanca e, tabii ki. olanı. Kendini beklenti tuzağına düşmekten koruyandır. İşte, e, aksi ha, halde ha, ibadet ha. tam Doğru. olarak ya. yerine gelmiş oluyor mu? ya Allah bilir tabii. <laughs> o, o Allah zahiren, tamam. zahiren tamam. Zahiren <laughs> tamam ama her ibadetin insanda bırakmış olduğu bir zevk vardır. Bir manevi haz vardır. Hı hı. Manevi hazla maddi haz arasındaki uçurum nasıl bir şeydir yani onu ta, siz tahayyül edin. İnsanoğlu anlar onu. Bunda manevi haz mı aldı yoksa maddi haz mı aldı onu anlar. Ee, mesela peygamberimizin namahreme bakmakla ilgili bir şeyi var. Diyor ki insan nefsi ister yani şehveti ister ama gözünü korusun. Ayetli de diyor gözlerinizi koruyun diyor ya. O korumanın insana vermiş olduğu manevi bir haz var. Her Müslüman bunu yaşayabilir. Yani bunu icra ettiğinde, bunu amel ettiğinde bunu yaşayabilir. O işte manevi hazdır. Allah haram kıldı ben yapmadım. He. Bak, helal kıldı yaptımın hazı başkadır. Haram kıldı yapmadım. Haramlardan geri durdum. Hep geri durma diyoruz ya. İşte takva orada tezahür ediyor. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Oruçta, kurbanda, infakta... Hepsinde bu. Bir de Cüneydi Bağdadi ile birisinin şeyi var. Onu Buyur unutmadan hocam. söyleyeyim. Takvayı anlatırken diyor ki, kişinin diyor kendisi için istediğini başkası için de istemesidir. Bir de bu yönünü anlatıyor. Hı hı. Kendim için istediğimi sizin için de isteyeceğim. Cüneydi Bağdadi de diyor ki, hayır kendisi için istediğinin bir fazlasını başkası için istemektir. İhsar yani. İhsar evet. Evet. En zor olanını ya, <laughs> Bilemem zoru da kolayı da söylüyoruz <laughs> Cenab-ı Hak bize amel etmeyi nasip etsin Amin ee, Bir ayet-i hocam hocam ee, Erdemlilik asla evlere arkalarından Gelip girmeniz değildir Bu arada ezanı Muhammedi ne zaman okunuyor? Ee, biz hocam suyu son 3 dakikamız var 3 evet. dakikamız var Bizi ikaz et de susuz kalmıyor. <laughs> 3 <Üç> dakikamız <laughs> var hocam Ya O zaman program bitiyor 3 dakikaya yani geçmiyoruz ezan biz ve sabah e, sabahlık programının sonuna geleceğiz abla, inşallah. Biz yani ezan okumaya başladım program bitmiş oluyor. Ya, tamam olabilir hocam da <laughs> ben su suyumu size <laughs> ya. yani. <laughs> Ezandan sonra su içemeyiz yani. Eee <laughs> evlerin evet arkalarından gelip girmeniz değildir diyor. Evet. Bakara suresinde evet, tercüme bir tuhaf olmuş. E, evet. Fakat erdemlik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Evet. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi şöyle bu yani bu bu tarz ayet-i kerimelerin benzerleri de var. Mesela dedim ki kurban kesersiniz. Kurbanın e, eti ve kanı Allah'a gitmez. Takva Allah'a gider. Ya da mesela müthiş bir şey çok ya. müthiş bir ayet. Yani gerçekten. Len yenal Allahu luhumha ve damahu. ولكن يناله takva minkum. Evet. Tamam. hacla ilgili yani mesela hacla ilgili işte bir günlerden söz ediyor. İşte kim yani onu 10 on güne tamamlar vesaire. <laughs> Ondan diyor ki yani yani burada da hani gün meselesi değil yine takva konusuna dikkat çekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de şimdi Kur'an-ı Kerim gerçekçilikle idealizmi iç içe tutar. Gerçekçilik şu bir kural oluşturması lazım. Çünkü kural oluşturmazsa o zaman ibadet tahakkuk etmez. Atalı Eskender'e der ki Cenab-ı Hak mesela namaz kılın deyip vakitlerini belirlemeseydi biraz sonra namaz kılacağız diye kimse namaz kılmazdı. Şimdi dinin gerçekçiliği namaz vakitlerini belirlemede ortaya çıkıyor. Dinin gerçekçiliği ahlakın formlarını, ahlakın kurallarını belirlemede ortaya çıkıyor. Fakat bu gerçekçilik ama idealizmi yok etmiyor. İdealizm ne? Bu gerçekçiliğin içerisinde ya da bu kuralların içerisinden esasında takvaya, o takvaya gitmek. Yani kural sadece kurala uymakla yetmiyor. Zihnimizin takvaya odaklanması lazım. Zihnimizin yani düşünceye odaklanması gerekiyor. O zaman şimdi kuralla birlikte o düşünce bir araya geldiğinde dindarlık tahakkuk etmiş oluyor. Yani real ile ideal bir araya geldiğinde dindarlık tahakkuk etmiş oluyor. Yani böylece yani aşağı yukarı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i bu uyarlanabilir. Yani ama tatbik Takva edebilir. 258 yerde belki de en çok geçen yani. kelimelerden birisi evet. her yerde o. O halde herkesin yani takvalı olması zorunlu değil ama takva herkesin yani, ...azı olmalı. Evet. Şey de... Yok, herkesin takva olması evet. zorunlu değil. Derseniz yanlış evet. bir şey çıkar oradan. Evet. Lüks bir şey olur o, o evet. zaman. Evet. Asgari takva herkese evet. gereklidir. Evet. Bakın asgari evet. takva. Çünkü şöyle bir şey denir. Hukuk asgari ahlaktır denir. Hmm. Fıkı asgari takvadır. Fıkı hükümleri evet. asgari takvadır. Evet. Dolayısıyla herkes o kadarını yapmak zorundadır. Ama daha fazlasını daha fazlasını. veranın dereceleri evet. var hocam daha iyi bilir. Şimdi veranın dereceleri şüpheli şeye Son hiç yaklaşmamak cümle yani. cümle alabilirsem hocam. Heh. Dolayısıyla asgari takva herkese zorunludur. Herkese zorunlu. Evet. Öyle Peki. bir şey lüks bir şey değil yani. Peki bu mesajı da vermiş olalım. Evet. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum Ekrem Hocam. Eyvallah. Ee, çok memnun oldum gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu olduk sizleri Biz burada ağırladık. Ediyoruz. Efendim artık İstanbul için imsak kendini tutma vakti Allah kabul eylesin. Allahu ekber